çok yoğun bir sezon bekliyorduk. Ve biz kendi adımıza Karnak Turizm olarak ilk defa bu kadar ciddi ürün almada çok ciddi anlaşmalar yapıp çok beklentilerimiz büyüktü, hayallerimiz de büyüktü. Ama maalesef malum Türkiye'nin depremle başlayıp uzayan bir seçim süreci sayesinde fiyatların da, burada tabii patronlar da var aramızda, kusura bakmasınlar, zannettik ki hep böyle gelecek, olmadı. Ama sonunda 1 Mayıs, 1 Haziran, 1 Temmuz kayıp aylardı. Ağustos'ta düzelmeye başladı. Sonuçta biz Karnak Turizm veya Orta Doğu Pazarı olarak bu pazarın çok çok küçük bir payını alıyoruz. Özellikle Antalya'dan bahsediyorum. 30 senedir ciddi emekler verip Antalya'yı ilk Orta Doğu ve Arap pazarında tanıtan bir acentayım. Tekken şu an 80 rakibim var Antalya'da. Bundan da keyifliyim. Bunlar daha çoğalsın. Otelciler de biraz payımızı %10'lardan %15'lere çeksin. Doluluklar varken ki, çok ciddi doluluklar varken bu Araplar daha da kaybolur. Göze batmaz. Otelci de rahatsız olmaz. 350 milyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Arap dünyası. Bunun %10'u geldiği zaman demek ki seyahat ederse ki bunun %30'una yakın seyahat ediyor. Onunu düşündüğünüz zaman 35 milyondan bahsediyoruz. Türkiye'nin elde ettiği 2 milyon. Çok düşük rakamları alıyoruz. Tabii ki İstanbul bunun ciddi bir payını alıyor. Ama bu sene maalesef o da bir şeye uğradı.